Babanız istedi diye tıp fakültesini, siz istediniz diye de edebiyat fakültesini bitirdiniz. Evet, tamı tamamına 11 yıl üniversite okudum. Vallahi bravo. Yani ben birazcık daha kassam, liseyi ancak o kadar yılda bitirecektim. Kendinizi küçümsemeyin. Hem biliyor musunuz, hiç de öyle üniversite okumamış biri gibi görünmüyorsunuz. Sahi mi? Evet, aslında okul o kadar önemli değil. Asıl önemli olan insanın kendini yetiştirmesi, çağa ayak uydurması. Hem biliyor musunuz, birçok üniversite okumuş insandan daha çok şair biliyorsunuz. Ben de her genç gibi işte şiir defteri falan tutardım. Bir şeyler karalardım işte. O demin bahsettiğimiz bütün büyük şairler de o yıllardan aklımda kalmış. Şimdi neler yapıyorsunuz? Edebiyatla mı uğraşıyorsunuz yoksa doktorculuk mu oynuyorsunuz? Ben edebiyatla öğretmen olarak değil de yazar olarak ilgilenmek isterdim. Ama malum yaşadığımız ülkede yazarlıkla bir para kazanılmıyor. Ben yıllar sonra iyi ki babamın dediğini yapmışım diyenlerdim. Şimdi çok iyi edebiyat bilen bir psikiyatristim. Psikiyatrist mi? Ay işiniz deseniz de delilerle. Yok, delilerle değil de ruhsal bozukluğu olanlarla desek daha doğru olur. Çok pardon. Yani ben mesleğinize saygısızlık etmek istemedim. Ama deli deyince tutamıyorum kendime. Aklıma birden çok yakından tanıdığım biri geliyor da. Öyle mi? Çok üzüldüm. Kim? Boş verin canım. Kimse kim. Öyle biri işte. Madem ondan konuşmak istemiyorsunuz, biz de konuşmayız. Hep ben anlattım. Biraz da siz anlatın. Kimsiniz? Burası sizin mi? Koskoca kafede tek başınıza ne yapıyorsunuz? Elektrikler gelince buranın o kadar da büyük olmadığını göreceksiniz. Elektrikler gelince yüzünüzün bu karanlıktaki kadar güzel olup olmadığını görmek isterim. Madem arkadaş olduk, neden öyle uzakta duruyorsunuz? Gelin karşılıklı oturun. Böyle uzaktan uzağa bağırmak zor oluyor. Yok, ben böyle gayet iyiyim. En iyisi ben size bir kahve daha vereyim. Ay anne, mümkün değil bundan bir şey olmaz. Olacak, olmalı. Bence de olmaz. Sen sesini keser misin? Ver şu makası. Tut ucundan, bir an önce keselim ve dikelim. Allah'tan trafik tıkandı da Umur yetişemedi, yoksa mahvolmuştuk. Anne bak, emin misin? Bak bunları kesip de eğer bir şey beceremezsek bu kıyafetlerle kala kalırız, ben sana söyleyeyim. Hem evde başka perde de yok. Bana bak, moralimi bozma. Bugüne kadar annen neye elini attı da beceremedi? Hadi bakalım. Ay ben bakamayacağım. Ben bilakis zevkle seyredeceğim. Bundan bir şeye benzemeyen iki elbiseniz olunca bakalım Umur'un karşısına nasıl çıkacaksınız? İşte bu da bizim spesiyel kahvemiz. Kakaolu ve bademli. Hı. Bakalım beğenecek misiniz? Kendinizden bahsedecektiniz. Vallahi bu kafe benim değil. Betüş diye bir arkadaşımın kafesi. Ama beraber çalışıyoruz. O bugün biraz erken çıktı. Ben birazcık daha kalmak istedim. Yağmuru ve sessizliği severim de. Biliyor musunuz, birbirimize çok benziyoruz. Ben de öyle. Siz buraya nereden girdiniz Allah aşkınıza? Herkes bu yağmurda evine koşuyor. Benim evim Ankara'da. Ankara'da? Çok uzaktaymışsınız. Evet, buraya bir konferans için geldim. Uçağım 2 saat sonra kalkıyor. Bu arada ben de etrafı biraz dolaşayım dedim. Sonra yağmur başladı. Ben de yağmurun bitmesini burada bekleyeyim dedim. Ondan girdim. İyi ki de girmiş. Yanlış anlamayın, sizi rahatsız etmek istemedim. Yok canım, rahatsız olmadım. Biliyor musunuz? Gerçekten de çok güzel bir kadınsınız. Evet, çok teşekkür ederim ama bu kadarı bana fazla gelebilir. Haklısınız. Ben de zaten artık kalkayım. Havaalanına anca yetişirim. Pekala. Hoşçakalın. Sizi tanıdığıma çok sevindim. Ben de öyle. Hoşçakalın. Kahveleriniz ve hoş sohbetiniz için teşekkür ederim. Gitmeden son bir şey daha. Sizi bir daha görmem mümkün olabilir mi? Yani en azından telefonla görüşebilir miyiz? Olabilir. İşte bütün numaralarım burada. İstediğiniz zaman, istediğiniz saatte arayabilirsiniz. Bir şey daha.
Buranın bir kartı falan yok mu? Ya da size ulaşacağım bir cep telefonu. Ben sizi arasam da o zaman versem olmaz mı? Olur. Hoşçakalın. Güle güle, iyi yolculuklar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.